Ozan. Annem neredesin Ozan? Ozan. Bulun bana oğlum, bulun bana. Jülde teyze. Ben Ozan'ın nerede olduğunu biliyorum. Ne şanslıyız. Niye? Bizim dileğimiz kabul oldu. Aslım, bir gün birbirimizi kaybedersek eğer, olur ya, yazlar kış olur. Olur ya, güneşin doğmayası gelir. Olur ya, dünya yıkılır, yenilir. Eğer bir gün birbirimizi kaybedersek, aklımızı kaybetmişiz demektir. İşte o zaman seni bu ağacın altında bekleyeceğim. Bütün dünya bir olsa, karşımızda da dursa, ben seni hep burada bekleyeceğim. Sen. Zaman ne çabuk geçiyor. En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Tanıştıktan sonra beraber geçiremediğimiz vakitlere. Belki o kadar huysuz olmasaydın, şimdi bu kadar vakit kaybetmiş olmazdık. O senin huysuzluğundan olmasın. Aslında ben daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Seninle aynı masada yemek yemek istiyorum. Aynı sabaha uyanmak istiyorum. Ailelerimiz ne olacak peki? Okulumuz ne olacak? Değişen bir şey olmayacak ki. Yine beraber gidip geleceğiz. Hem bir zamandan sonra anlayış göstereceklerdir. Bir şey demeyecek misin? Ben çok korkuyorum Ozan. Hem de çok. Sanki bu kadar mutluluğu kaldıramayacakmışım gibi geliyor. Sonunda kötü bir şey olacakmış gibi. Yeniden sor. Efendim? Yeniden sor. Evlenme teklifini. Aslım. Sevgilim. Benimle evlenir misin? Evet. Tüm benliğimle evet. Prensesim benim. Ömrümün sonuna kadar seni hep mutlu edeceğim. Hadi gel. Biz de dilek dileyelim. Ömür boyu mutlu olmak için.
Allah'ım. Allah'ım sen yardım et. Sen yardım et, bir an önce oğlumu hastaneye yetiştirebilelim. Yani Jüri de yatsın kalksın Berçin'e dua etsin. Ozan'ı onun sayesinde bulacağız. Hayır konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama her şey ortada işte. Ozan ne zaman Aslım'ın yanında olsa başı beladan eksik olmuyor. Bu kaçıncı? Sibel, şimdi sırası değil. Yine ben kötü oldum yani, anlamak mümkün değil. O kadar mutluyum ki. Keşke hep böyle kalsak. Hep senin yanında olsam. Sonsuza kadar beni böyle sarsan. Seni seviyorum. Bunu hiç kimse, hiçbir şey değiştiremez. Son nefesime kadar da seveceğim. Ben de. Oh,